Değerli arkadaşlar merhaba hepinizi. Sevgiyle selamlıyorum, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir yazılı ve sınav soru videosuyla sizlerle beraberiz. İnşallah bu sorularımızla beraber gireceğiniz sınavda ve sınavlarda başarı göstereceksiniz. Buna inanıyorum. İsterseniz hemen hızlıca sorularımıza geçelim. Yeni bir soruyla devam ediyoruz. Bir şiir sorusu. Bu da önemli, güzel bir şiir. Ahmet Haşim'e ait bir şiir. Sorularımız bu metinden gelecek arkadaşlar. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak. Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı, yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyrek ki akşam olmakta. Eğilmiş arza kanar, muttasıl kanar güller. Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer? Bu bir lisan-ı hafidir ki ruha dolmakta. Kızıl havaları seyrek ki akşam olmakta. Evet, şimdi dört sorumuzu bu parçaya göre cevaplayacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz biz dönem içinde şiir ünitesinde şiiri yapı olarak, birim olarak, nazım birimi olarak, ölçü olarak, ahenk unsurları olarak, eser veren sanatçılar olarak, dönemler olarak ne yapmıştık, incelemiştik. Şimdi bakalım hangileriyle karşılaşacağız. Evet, şiirde ahengi sağlayan unsurlar neler? Şimdi arkadaşlar bir defa bu şiirimiz bakın nasıl yazılmış. Bir üçlük, iki ikilik. Yani iki tane üçlük var, iki tane ikilik var. Bu bize hemen benti hatırlatıyor. Çünkü dörtlük değil, dörder mısrayla yazılmamış. Dolayısıyla üç veya üçten fazla oluşmuşsa bunları bent diyoruz. İkilikse zaten beyin. Dolayısıyla bent diyoruz Nazım Bey'in. Yani şairin mısraları sıralayış biçimine biz ne diyoruz? Nazım birimi diyoruz. Burada ben. Ölçü arzu ölçüsü. Ahmet Haşim arkadaşlar. Kim Ahmet Haşim? Fecrati Edebiyatı'nın önemli şairlerinden. Ve günümüze kadar etkisi süren bir şair. Şiirin hecelerini saydığımız zaman eşit olmadığını göreceğiz ve ahenge akışa baktığımız zaman bunun arzu ölçüsüyle yazıldığını hemen kavrayacağız. Uyak zengin kafiye arkadaşlar ve tam kafiye olarak değişik şekiller gelmiş. Şimdi uyak neydi? Mısra sonlarındaki anlam ve görev bakımından ayrı kelimeler. Uyak yani kafiye. Anlam ve görev bakımından aynı ise redifti. Şimdi ekrandaki şeye bakalım. Mesela dolmakta, olmakta. Şimdi arkadaşlar bakın. Dolmak, olmak. Şuradaki makları kastetmiyorum. Eylem olarak kastediyorum. Evet, dolmak ve olmak köklerinde arkadaşlar. Fiil köklerinde kaç ses benziyor? İki ses benziyor. Bakın, ol. O zaman burada dolmakla olmak arasında bir görev birliği var mı? Görev benze? Hayır. Dolayısıyla ayrı. O zaman o ve le sesleri nedir? Tam kafiyedir. Bakın biz de zaten aşağıda tam kafiye demişiz. Yukarıda da zengin kafiye örneği. Ha, zengin kafiye neydi? Zengin kafiye de İkiden fazla olursa. Ama bak makta. Bunlar ek arkadaşlar. Fiilimsi eki. Sonra bulunma eki. Bunlar aynı görevde kullanıldığı için bunlar da rediftir. Evet. Şimdi uyak şemasına baktığımız zaman A, B, B, C, C, D, 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 C, C şeklinde gelmekte. Yani aynı olanlar aynı harfle işaretliyoruz. Alfabenin başından başlayarak. Farklı olanları farklı harfle bu şekilde bir kafiye şeması oluşmuş. Tema nedir? Ölümdür arkadaşlar. Burada dikkat edin ölümden ne yapıyor? Bahsediyor. Yani tema olarak. Evet, şiirin nazım biçimini yazınız demiş. Arkadaşlar burada serbest bir nazım var. Biliyorsunuz Servet Fünun'la beraber serbest şiir ön plana çıktı arkadaşlar. Aslında Tanzimat'la beraber girmeye başladı. Fakat ağırlıkla biz bu serbest nazımı Servet Fünun ve sonrası Fecriati ve sonrası günümüze kadar ne yaptık? Gördük, geliyor. Cumhuriyet döneminde de var. Yani klasik biçimlerden
ayrıldı. Hatta bunun ilk şeylerini Tevfik Fikret verdi diyebiliriz. Bu nedenle nazım biçimi serbest nazımdır. Yani şekil olarak baktığımız zaman arkadaşlar. Evet, bu şiiri yorumlayalım. Merdiven kelimesi şiirde neyi sembolize etmektedir diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, merdiven kelimesi insanın ömrünü, hayat basamaklarını. Bakın, çocukluktan yaşımız büyüyor, gelişiyor. Her yaşta bir tecrübe ediniyoruz. Acısıyla, tatlısıyla günler geçiriyoruz. Dolayısıyla bu yaşadıklarımız bizlere bir şey öğretiyor. Hayatın her anı, her dönemi ve yaşlandığımız zaman bize bir tecrübe hasıl ediyor. Dolayısıyla insan ömrü tıpkı çıkılan bir merdivene benzetilmiş olup burada yavaş yavaş zamanın geçmesi ne yapılmıştır? İstenmiştir arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde yorumlayabiliriz. İlla bu motomot sevgili arkadaşlar benim cümlelerimle söylemeniz gerekmiyor. Bu anlamı içeren kendi yorumunuzdur. Daha da uzun yazabilirsiniz. Hocanız oradan puanınızı verecek. Yeter ki konuyu doğru bir şekilde aktarın. Evet, şimdi Ahmet Haşim deyince sembolizm aklımıza gelecek arkadaşlar. Sembolizm edebiyat akımı. Arkadaşlar, bu şiir sembolizmin aslında Ahmet Haşim empresyonizmin de temsilcilerindendir arkadaşlar. Yani hem sembolist hem empresyonisttir. Hatta bir takım yapılan çalışmalar onun ağırlıklı olarak aslında empresyonist olduğunu da söylüyor. Ama biz edebiyatımızda genel kanaat olarak sembolizm diye geçtiği için tabii o da var, o da var, o da yok değil. Öncelikle sembolizmin temsilcisi diyoruz. Şimdi şiirin genellikle arkadaşlar sembolistler müzikal bir hava, anlam ve renk bakımından birbirini çağrıştıran kelimelerin ard arda kullanılmasıyla sağlanmasını hedeflerler. Nitekim bu şiirde de bunu görüyoruz. Ve şiirlerde kapalı bir anlatım var. Kapalı bir üslup var. Dikkat et, orada mesela ömür demiyor değil mi? Merdivenle anlatıyor, benzetmeyle anlatıyor. Burada ölüm teması işlenmesine rağmen arkadaşlar, ölümle ilgili bir tek sözcük bile dikkat ederseniz kullanılmamış ve imgelerle yani çağrışım değerleriyle, mecazlarla, söz sanatlarıyla hissettirilmiş. Gene şiirin tamamına baktığımız zaman akşam vakti resmedilmiştir. Yani ömrün başlangıcını sabaha, olgunluk dönemlerini öğlene, yaşlılığı sevgili arkadaşlar yaşlılığa benzetirsek akşam vaktini de ölüm zamanına benzetebiliriz. Şiirin başından sonuna kadar da tek renk olarak kızıllık ortaya konmuş. Gene arkadaşlar merdiven şiirinde baştan sona kadar imge değeri vardır. Yani çağrışım değeri. İmge dediğimizde arkadaşlar zihnimizde oluşan çağrışımlardır. Bu çağrışımlara biz imge diyoruz arkadaşlar. Bu imgelerin oluşumu herkesten herkese, kişiden kişiye göre değişir. Bu değişim kişinin mevkisine, makamına, eğitimine, kültürüne, yaşına, olgunluk seviyesine göre değişir. Yani bu şiiri her okuyan aynı duyguyu hissetmez arkadaşlar. Bu şiirden aynı hazzı almaz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla işte o okunduğu zaman sizde çağrıştırdığı, sizde hissettiği, zihninizde hissettiği durumlara biz imge değeri diyoruz. Dolayısıyla bunu da sağlamak için şiirdeki sözcükler gerçek anlamı dışında başka kavramları çağrıştıracak şekilde ve biçimde kullanılmıştır. Dolayısıyla merdiven şiirini temel alarak sembolizmi konuşursak, sembolizmde imge değeri güçlü kavramlar yer alır arkadaşlar. Dolayısıyla bir kapalılık vardır ve herkes o şiiri kendi özelliğine, kültürüne, hayata bakış açısına, eğitim düzeyine, yaşına göre algılar ve anlar. Hatta bununla ilgili size bir anekdot anlatayım arkadaşlar. Ahmet Haşim'e bir gün soruyorlar. Bu şiir de olabilir, diğer şiirlerinden biri de olabilir. Zihninde o hangi şiir olduğu şu anda net değil. Üstad diyorlar, bu şiirinizde neyi kastettiniz? Yani ne anlatmak istediniz? O da şöyle güzel bir cevap veriyor. Diyor ki siz ne anladıysanız ben onu kastettim. İşte tam da sembolizmin özelliğini
gösteren, aktaran bir cevap arkadaşlar. Evet. İsterseniz geçelim. Şimdi bir diğer sorumuza geçelim. Burada da sevgili arkadaşlar önemli dönemin şairlerinden birinin hayatı eserleri verilmiş paragraf olarak ve kim olduğu sorulmuş. Genellikle bu her yazılıda karşımıza çıkacak arkadaşlar. Şimdi metne baktığımız zaman milli duyguları aktaran eserlerinde Türkçülük, milliyetçilik, memleketçilik, halkçılık, Cumhuriyet sonrasını işleyen Türk Ocağı tarafından adına bir tören düzenlenen 1910'da vesaire ve eserlerini de görüyoruz. Bunlar Mehmet Emin Yurdakul'u hatırlatan ifadelerdir. Dolayısıyla zaten milli edebiyat akımından etkilenen şair ve yazarları görmüştük şiir konusunu işlerken. Mehmet Emin Yurdakul da bunlardan biridir. Zaten kitabımızda onun eserlerinde okuduk biliyorsunuz. Devam edelim. Aşağıda verilen cümleleri öğelerine ayırınız. Evet, şimdi sevgili arkadaşlar çok güzel bir konu bu. Biliyorsunuz birinci dönem ikinci yazılardan itibaren öğelerin öğrenilmesi konusu var. Sonra anlatım bozukluklar gelecek sene sonuna kadar ve zaten imla noktalama tüm dönem boyu vardı. Şimdi yanımıza yarın akşam saatlerinde gelecekmiş cümlesini öğrenmeyiz. Şimdi arkadaşlar isterseniz zaten cevabını gösterdim bakın. Şimdi ben öncelikle birkaç hususu anlatayım. Şimdi öncelikle yüklemi bulacağız. Bak, yüklemi bulacağız. Şimdi yüklemi bulmadan diğer öğelere geçmiyoruz. Yüklemi bulduktan sonra muhakkak özneyi bulacağız. Eğer böyle yapmazsak sıkıntı yaşarız. Neden sıkıntı yaşarız? Birazdan söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar yüklem nedir? Yüklem sevgili arkadaşlar yargı bildiren şahsa ve zamana bağlanmış yani çekimlenmiş fiil demektir. Bakın burada şahsa ve zamana bağlanmış çekimlenmiş fiilimiz gelecekmiş kelimesidir. Üçüncü tekil şahısla çekimlenmiş. Yüklemimizi bulduk. Daha sonra arkadaşlar kim gelecekmiş? Bak özneyi bulacağız. Öznemiz gizli. O. Göstermedik. Neden? Çünkü cümlede yok. Ama siz ayrıca hocanız yaparken üste bir kesme atarak gizli özne de diyebilirsiniz cümlenin başında. Sorun yok. Nereye gelecek arkadaşlar? Nereye? Yanımıza. Dolaylı tümleç. Dikkat. Arkadaşlar, eğer sorduğumuz sorunun yanında a, e, da, de, dan, den varsa, aldığımız cevapta da a, e, da, de, dan, den varsa bu dolaylı tümleçtir. Tamam mı? Nereye? Yanımıza. Nereden? Evden. Tamam mı? Gibi. Nerede? Evde. Bak soruda da aynı şey var. Ek cevapta da. O zaman dolaylı tümleç. Ama sorumuzda var. Cevabımızda yoksa o zaman orada zarf tümleci var. Bu konuyla ilgili kanalımızda arkadaşlar önemli bir videomuz var. Onu izlemenizi isterim. Evet ne zaman arkadaşlar geliyor? Yarın akşam saatlerinde. Zarf tümleci. Zaten eylemi de bakın ne yapmış? Nitelemiş. Sokakta hızla yürüyen adamı görünce bir şeyler olduğunu anladı. Evet. Neydi kuralımız? Önce yüklem. Anladı. Niye anladı yüklem? Çünkü şahsa ve zamana bağlanmış. Üçüncü tekil kişi. Peki soru. Hocam bak orada olduğunu var. Orada da bir eylem yok mu? Olduğunu. Görünce bak. Görmek görünce. Heh. Bunlar niye yüklem değil? Arkadaşlar bunlar yardımcı fiil. Bunların görevi yardımcı yüklem. Yani yan cümlecin yüklemi olmak. Bunlar gerçek temel yüklem değil. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla bunlar temel yüklem değil. Bunlar bir girişik birleşik cümle olduğu için arkadaşlar burada yüklem görevi görmez. Çünkü bakın şahsa ve zamana bağlanmamış. Bakın bu cümleme dikkat edin. Şahsa ve zamana bağlanmamış. Ama anladıya baktığın zaman anladı şahsa ve zamana bağlanmış. Kim anladı arkadaşım? O. Bak şahıs var. Hocam o çünkü biliyorsunuz üçüncü tekil şahıs düşer.
Mesela anladım olsaydı, bak M bize ne yapacaktı? Birinci tek işaret olduğunu gösterecekti. Kavrayabildin mi? Heh. Anladı, dı değil, dili geçmiş zaman. Bak kipeki almış. Dolayısıyla çekimlenmiş ama görünce ve olduğunu çekimlenmemiş. Heh. Şimdi devam edelim. Nerede? Sokakta. Dolaylı tümleş. Tamam mı? Nasıl? Hızla yürüyen adamı görünce. Ne? Anladı. Bir şeyler olduğunu. Nesne. Belirtili nesne. Devam edelim. Yıllardır düşlediği seyahate çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor. Burada arkadaşlar ayrıntıya girmiyorum. Hızlıca geçiyorum. Çünkü 1 ve 2'de bak bazı şeyler anlattım. Dikkat edin. Gene yüklemimizi buluyoruz. Yaşıyor yüklem. Ve kim yaşıyor? O. Gene gizli özne. Neyi yaşıyor arkadaşlar? Soru soruyoruz. Yıllardır düşlediği seyahate çıkacak olmanın heyecanı. Hocam bu kadar uzun olur mu? Olur. Niye? Çünkü bakın bir tamlama yapmış. Yıllarca düşlediği seyahate çıkacak olmanın bakın bir tamlayan heyecanı. İsim tamlaması. Ne? Eki. Ne yapmış? Bağlamış. I nesne hali eki. Yani ismin ı-i hali. Eğer bir ı-e ismin ı-i halini alırsa o nedir? Belirtili nesnedir. Yani nesne halini almış arkadaşlar. Dolayısıyla burada nesne ve yüklemden oluşan bir cümle. Gelenler arasında dikkati çeken yaşlı, uzun boylu bir ihtiyardı. Şimdi arkadaşlar burada aslında tamamı yüklemden oluşan bir cümle. Niye? O gizli özne gene var. Gelenler arasında dikkati çeken yaşlı uzun boylu bir ihtiyardı. Şimdi hemen bak dikkat edin. İhtiyar idi. Aslında yüklemimiz bu. İhtiyardı. Şu anlamda dikkat edin. İhtiyar idi. İhtiyar isim. İsimler nasıl yüklem olur arkadaşlar? Ek fiil abi. İhtiyar ididir bu. Ek fiilin isi genelde düşer. Dili geçmiş zaman veya mişli geçmiş zaman veya şart eklenir. Kendisinden öncekine. Kelime. Dolayısıyla burada ihtiyardı. İsme gelen bir ek fiil ve yüklem yapmış. Normalde isimler yüklem olmaz. Ek fiil olarak yüklem olur. Tamam mı? Bak dikkat edin. Burada da ek fiil aldığı için yüklem olur. Peki hocam ondan öncekiler nasıl yükleme dahil oldu? Şöyle. İhtiyar isim ya arkadaşlar. Bakın burada ihtiyar isim. Evet. Nasıl bir ihtiyar bu? Bak soruyoruz. Nasıl ihtiyardı? Gelenler arasında yani oraya gelenler arasında dikkati çeken yaşlı, uzun boylu bir ihtiyardı. Yani bakın bu tamamı bakın çizdim. Üzerini tarıyorum bakın. Gelenler arasında dikkati çeken yaşlı, uzun boylu bir. Bunların hepsi sıfat arkadaşlar. Neyin sıfatı? İhtiyar kelimesinin sıfatı. Hemen bilgi. Biz ne yapmıyorduk arkadaşlar? Cümlenin öğelerini ayırırken, bulurken kelime gruplarını, kelime takımlarını ayırmıyorduk, bölemiyorduk. Dolayısıyla bunu da bölemeyeceğimiz için, çünkü bir sıfat tamlaması hepsi, tamamına biz ne diyeceğiz? Yüklem diyeceğiz. İnşallah anlaşılmıştır. Ayrıntılı bir şekilde bakın anlatmış oldum sizlere. Sevgili arkadaşlar, bu şekilde sorular gelirse siz de cevaplayın. Çok güzel hazırlanmış sorular. Bu arada arkadaşlar bu soruları bizim Eskişehir ölçme değerlendirmeden Milli Eğitim'deki arkadaşlar sağ olsunlar paylaştılar. Biz de sizlerle paylaşıyoruz. Tabii ilerleyen süreçte bizim sorularımızı da göreceksiniz. Devam ediyorum. Aşağıdaki cümlelerde yer alan yazım yanlışlarını düzelterek yanlarına yazınız. Evet, şimdi sevgili arkadaşlar, burada Türk Dil Kurumu'nun başkanı derken, sevgili arkadaşlar, tabii ki özel isim olduğu için biz hemen ona gelen eki kesmeyle ayırıyoruz diye düşünürüz. Fakat Türk Dil Kurumu kılavuzuna göre kurum ve kuruluşlara gelen çekim ekleri ayrılmıyor arkadaşlar. Bunun dışındaki özel isimler de ayrılıyor tabii. Ama kurum ve kuruluşlara geliyorsa biz kesme işaretini ne yapmıyoruz? Ayırmıyoruz.
Burada böyle bir istisna var. Devam edelim. Sabah 8.08.15'de kalkan vapura geçmeye çalış. Burada da bakın hatayı hemen göreceksiniz. 08.15'de şeklinde ayırmamız lazım. Neden arkadaşlar? Çünkü bu dade ayrı yazılan dade. Birincisi bu. İkincisi, eğer böyle bir yazım doğru olsa biz, yani bitişik olsa, bu dadeyi dade şeklinde yazamayız. Nasıl yazarız? T şeklinde yazarız. Çünkü sevgili arkadaşlar, ünsüz benzeşmesi kuralına göre Ş'den sonra D gelmez, T gelir. Dolayısıyla burada bir hata da burasıdır. Dolayısıyla dade burada bağlaç olduğu için ne yapıyoruz? Şu şekilde bir yazım yapıyoruz. Bakın üstünü taralım. Gelelim diğer hatamıza. Öğretmenimiz bu hafta Savaş ve Barış romanını okuyacağımızı söyledi. Şimdi arkadaşlar, bu gerçekten çeldirici bir, dikkatli olmazsak çeldirici bir soru. Bazen bizler de hataya düşebiliyoruz. Düşebiliriz arkadaşlar. Dikkat etmesi. Tamam mı? Yani biz de bu işin içindeyiz ama düşebilirsin. Şimdi kuralımız şu. Türkçe'de arkadaşlar böyle yazımlarda V küçük yazılır. Eser isimleri vesaire. Savaş ve Barış derken. Eğer arkadaşlar bu V büyük yazılacaksa nerede olur biliyor musunuz? Tamamı büyük harflerle yazılsaydı, bak Savaş ve Barış'ın hepsi büyük harflerle yazılsaydı V büyük olmalıydı. Doğrudur. Ama bu gibi yazımlarda sadece baş harfler büyük olduğu için V bağlacını biz küçük yazıyoruz. Tamam mı? Bunu dikkat edin. Bu soru gelebilir. Hatta üniversite sınavında da belki gelebilir. Yine bir başka, aynı birinci cümle gibi. Türkçenin tarihi gelişimi üzerine birçok kitap yazıldı derken arkadaşlar, Türkçenin kelimesindeki n'ini de ne yapıyoruz? Ayırmıyoruz kesmeyle. Şimdi şöyle bir şey aklınıza gelebilir. Hocam özel isim değil mi Türkçe? Evet, doğru. Türkçe, bak, Türk dili. Fakat sevgili arkadaşlar, şöyle bir kural var. Türk Dil Kurumu yazım kılavuzunda diyor ki, eğer özel isimlere yapım eki gelirse, yapım ekinden sonra gelen ekler, ilgi eki vesaire, kesme işaretiyle ayrılmaz. Dolayısıyla bakın, Türk nedir? Kök. Türk. Çağçe, isimden isim yapan ek. O zaman yapım eki almıştır Türkçe. Böyle bir anlayış var. Yani Türk Dil Kurumu böyle bir, yani kalıp olarak Türkçe bir kalıp olarak kabul etmiyor. Öyle kabul etse belki olurdu. Dolayısıyla bu gelenin ninde ne olacaktır? Kesme işaretiyle ayrılmayacaktır. Anlatabildim diye düşünüyorum. Evet. Bu noktaya dikkat edin. Çok güzel cümleler seçilmiş bu arada. Evet. Şimdi gelelim olay anlatımıyla ilgili bir metnimiz var ve bununla ilgili sorular. Gene anlatıcı, anlatımın kahramanları vesaire. Evet, şimdi burada arkadaşlar şöyle iki paragraflık bir metin var. Metni siz okurken ben soruda karşımıza çıkabilecek hususlar hakkında bilgi vereyim. Öncelikle böyle bir metin karşımıza geldiği zaman arkadaşlar, bizler burada bize şu soruları soracaklarını düşünmeliyiz. Bir, bunun unsurları, olay unsur, yapı unsurları. Yapı unsurları, yani olay, kahraman, zaman, mekan. Aynı zamanda anlatıcısı. Anlatıcının bakış açısı. Bütün bunlar bize sorulabilir. Veya bu metnin dönemi, yazarı ile ilgili sorular gelebilir. Sanat anlayışı. Dolayısıyla sizler metni okurken arzu ederseniz durup da okuyabilirsiniz. Sonra sorularımızın cevabını incelersiniz. Şimdi hemen inceleyelim. Bir, yukarıdaki metnin yapı unsurlarını inceleyelim. Bakın biraz önce ne soracağını söyledim. Yer burada neydi? Kasabadır arkadaşlar. Temelde sahil bölgesi, şeftali bahçeleri var ve bir de daire var. Evet. Eğlencelerden daireye gidecek vakit bulamamaktır. Buradaki daire nedir arkadaşlar? Devlet dairesi, yani memur. O dönemin
devlet dairelerindeki arkadaşlar sıkıntılarını, yani memurların vesaire onların nasıl bir durumda olduklarını aktarıyor. Zaman öğle vakti, ikindi vakti, ertesi gün ve Anadolu'daki geçen bir zaman. Tabii burada Anadolu aynı zamanda bir mekan olarak da yer alıyor. Kişiler Agah Bey, mutasarrıf, efkaf memuru, muhasebeci. Olay örgüsü ise şöyle gelişmiş arkadaşlar. Bize verilenlerden hareketle bunu yazıyoruz. Dikkat edin. Kasabaya yeni atanan Agah Bey, idealist bir memur olmak için başlarda çok çaba sarf ederken köyde yalnız kalmaya başlıyor ve canı da sıkılmaya başlayınca diğer memurlara ayak uyduruyor. O da artık şeftali bahçelerindeki eğlencelere her gün katılmaya başlıyor. Eski idealist günlerini ise toyluk diyerek unutmak istiyor. Yani görevini ihmal ediyor. Kime benziyor? O devlet dairelerinde çalışan ve görevlerini ihmal eden Anadolu'daki memur tayfası. Onlara uyuyor o da ve zaman içinde o da ne yapıyor? Boş veriyor. Yani görevi ihmal ediyor. O da ve eski günlerini toyluk diye algılıyor. Bu şekilde ne yapıyoruz? Sorumuzu cevaplıyoruz. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olacaksınız. Sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.